Yaşar Karataş, o sıkı bir İstanbul spor taraftarı, aynı zamanda da çok vefalı. Yağmur çamur demeden tüm deplasmanlara gidiyor, şehir şehir gezerek takımına tam destek veriyor. Üstelik tek başına, tribünde kimse yokken maç heyecanını sonuna kadar yaşıyor. Yanında sevinirken sarılacağı, üzülürken de teselli bulacağı kimse yok yani. ATV Haber, sosyal medyada da çok konuşulan yalnız taraftarı Kocaeli'de buldu. Tek de gitsem, arkadaşlarımla gitsem, sonuçta ben takımın peşindeyim. Maksat takım yalnız kalması. O tribünlerin yalnız ve vefalı taraftarı. Kimse gelmezken o takımı İstanbulspor yalnız kalmasın diye şehir şehir, deplasman deplasman geziyor. Yaşar Karataş armının izinde yağmur, çamur, kar demeden deplasman deplasman koşan tribünlerin yalnız taraftarı. İstanbulspor hangi deplasmana giderse gitsin o da kalkıyor, atlıyor ve takımını yalnız bırakmıyor. Buruk oluyor benim için ama yani yapacak bir şey yok. Takımımızın peşindeyiz. Yaşar Karataş fanatik bir İstanbulspor taraftarı. İkincilikten bu yana İstanbulspor'un kaçırmadığı maçı yok denebilir. Sözleştiğiniz sonra yarıda bırakıldığınız oluyor mu? Çok. Ne oluyor? Hemen hemen birçok deplasmanda geleceğiz deyip sonradan vazgeçiyorlar. Aslında onlar gelse daha güzel olur. Böyle gündem olmayız. Son deplasmanda yayıncı kuruluşun kadrajına girince şöhreti arttı. Namı sosyal medyada yayıldı. İstanbulspor'dan peki hiç geri dönüş aldınız mı? Tabii ki sağ olsunlar, kulüpte misafir ettiler, ağırladılar. Yaşar Karataş İzmit'te yaşadığı için aslında deplasmanların haricinde İstanbul'a gittiğinde de bir deplasman ruhu yaşıyor. Çünkü orası da buradan 2 saat uzaklıkta ve yine oraya gittiğinde sanki deplasmandaymış gibi ama bu defa yalnız olmadan maçları takip ediyor. Bir nevi deplasmanda sayılabilir. Eşinizle böyle bir hani gitme gelme oluyor mu? Tabii yani gitme diyor zaman zaman. Yani o da haklı kendine göre. Çocuklarla gitme niyetiniz var mı? Var tabii. 5 yaşında bir kızım var, bir de 1,5 yaşında. Yani 5 büyük kızım zaten benimle beraber maça gelmek istiyor. Televizyonda takımı görünce zaten çok seviniyor. Yalnızlık önce çocuklarla mı bitecek deplasmanda? Büyük ihtimalle öyle olacak. Karataş'ın aşkı ev sahibi taraftarları da etkilemiş. Sessiz sakin maçımı izleyip geliyordum. Benim için daha iyiydi. Şimdi ne oldu duyulduktan sonra? Vallahi çok arayan var, soran var, sağ olsunlar.